Cuma Allah belanı versin saldırırım sana bak. Lan evin tavanı akıyordu, tamir etmeye gittin. Komple üstünü açmışsın, kabriyolmuş lan ev. Ne anlatıyorsun? Zaten senin yüzünden Jet Sosyete'yle yemek yemek zorundayız. Topçuk ağzıya bak be ya. Teşekkür edeceğine ona cak 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 konuşuyor karşımda. Aa, ben olmasam siz o Jet Sosyete'de değil, yemek yemek rüyanızda bile göremezsiniz be. Evde siz menemene böyle ekmek banıyordunuz. Ey yavrum ey. Ayrıca iş konusuna gelince tamamen İsmail yüzünden be ya. Vallahi ağır aksak gidiyor yani. Siz bana ateşlesiniz 1000 lira. Ben yanıma bir eleman alacağım. Jet hızıyla halledeceğim onu ama sizde de para yok be ya. Ne yapacağız? Ne kağı ekmek, o kağı köfte. Abi senin sizin işiniz cumaya kaldıysa ayvayı yediniz siz. Ya o değil de siz yemekte ne yapacaksınız? Ben onu merak ediyorum aslında. Ne bileyim be kardeşim ya. Gerim gerim geriliyorum zaten. Elim ayağıma dolaşmış. Allah vere de Marika ablayı rezil etmesek. Şimdi sonuçta yani kadın öyle ya da böyle. Hani gün görmüş bir İstanbul hanımefendisi. Ama öyledir. Ya bak Mıhtar'ı bile kültürlü bir insan yapmış oğlum. İşte burada yanıldın. Bilgi çağında kültürlü olmak için gün görmüş ana baba gerekmez. Kültür mantarından birazcık tatlansan yeter. Söyleyin bakayım bana. Ordör nedir? Supla nedir? Hangi çatalla ne yenir? Sapla mı dedi la o? Ordu evi ne alakalı? Ne diyorsun oğlum sen? Supla. Tabağın konduğu tabak. Niko. Ne diyorsun oğlum? Allah'ın aşkına biz Kazım'a tabaktan yemeği zor öğretmişiz. Sen tabağın tabağından bahsediyorsun be kardeşim. Ne diyorsun Allah'ın aşkına ya? Selami, sizin acilen hızlandırılmış görgü kursuna ihtiyacınız var. Nerede gidelim baba? Gidelim alalım hemen. Ben bilmem. Bir bilinenden öğrenebilirsin. La oğlum alayım Kazım'ı işte hamamdan geleyim. Sen biliyorsun, sen öğret bize. Hiç uğraşamam. Dünya kadar iş birikti muhtarlıkta. Çok güzel. Süper. Sağ ol. Tabii bu kitaptan kafanı kaldırmazsan iş birikir. Cuma lan bir şey diyeceğim. Benim bu eğitimci tanıdıklarım var ya, onlardan bir şey yapsak. Yok be ya, ben de Emrecan'ın okul işleriyle hallediyorum. Hocam hoca koşturuyorum. Vallahi çok işim var, ben size muhatap alamayacağım. Oğlum ben ne yapacağım ya? Kardeşim, en muhteşem fikir, en şahane fikir yine bende ha bak. Ne lan o? Gizem. Aa, harbiden ha. Lan ben o zaman Kazım'ı alayım, oraya doğru bir yalı yalı akayım. Tamam, sıkıntı yok. Ak bakalım hadi. Lan Kazım! Şşş, alo! Kazım! Kuzum, ay ne kadar iyi ettin de geldin. Ay bilir misin ki bu kadar yemeği nasıl yetiştireceğim diye kara kara düşünürdüm. Sen hiç merak etme anne, şimdi hepsini bir anda bitiririz. Tabii biz niye bu kadar çok kişi yemek yapıyoruz ya? Kaç kişi gelecek? Ya iki kişi gelecek ama tabii Selo ile Kasım da var. Yapma ya. Evet. Ya Kazım'la Selami ne anlar bu yemeklerden? Bir de seni rezil edecekler üstüne. O Kazım elleriyle dalacak sofraya. Ah, çok ayıp Bahar, çok ayıp. Allah Allah, neden öyle dedin canım? Onlar da bu evde yaşıyor kızım. Olmaz öyle şey. Önce onları adam etmek lazım. Bak Bahar, sakın onlara bir şey demeyesin. Bak kalplerini kıracak bir şey söylemeyesin sakın. Zaten gelmemek için direniyorlar. İyi ya işte, ne güzel. Sen niye ısrar ediyorsun o zaman? Bahar. Ben sana böyle öğrettim yavrum. He? Hiç misafir dışlanır. Bence bazen dışlamak lazım ama. Bahar. Bak yapma böyle şeyler. Kızarım sonra. Sen hiç merak etme. Halledeceğim ben. Hmm, anladım. Senin aklında var bir sezenlik ama. Göreceğiz bakalım neler var. Öyleyken böyle kızlar. Acil bize yardım şart yani. Görgü takviyesi lazım. Evet. Yani ben elimden gelen her şeyi yaparım ama... Çok az vaktimiz varmış. Hemen başlamamız lazım. Bir kere ben çok iyi bir öğrenciyim Gizemciğim. Yani pratik ve uygulamalı derslerde çok iyiyim. Şimdi biz buradan çıkalım, doğru bir lokantaya gidelim. Orada hem öğrenelim hem yiyelim. He? Ne dersiniz? Olmaz öyle lokantada falan. Bence biz evden çatal, bıçak, kaşık falan getirelim. Burada böyle gösterelim. Aa evet, doğru söylüyorsun. Öyle yapalım. Olur vallahi. Kızlar bir şey diyeyim. Bak şu yemek mevzunu bir atlatalım. Allah belanı versin. Benden ne isterseniz dileyin ya. Benden canınızın istediğini dileyin. Yani o model. Ya orası kolay da. Önce siz bir öğrenin. Sorbe nedir? Ana yemek nedir? Aparatif nedir? Hangi yemek nasıl yenir? Ay vallahi çok heyecanlandım. Yani ihtisasım olan yemek konusunda kendimi doktora yapıyormuş gibi hissediyorum vallahi. tamam o zaman. Ben hazır olunca size haber vereyim. Tamam. Gizem ben çıkıyorum. Bir şefkate bakacağım. Hadi görüşürüz o zaman. Tamam canım. Biz de gidelim lan, gel. Ha gidiyor yapalım, musunuz? Araşalım. Tamam hadi. Tamam. Ben hazır olunca haber vereceğim size. Tamam. Tamam hocam, sağ ol. Bay bay. Evet, şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi bu gördüğünüz standart bir masa düzenidir. Standart masa düzeni. Gizem. Canım kardeşim, şimdi şu anda tam bir cümle kurmak isterim. Yanlış anlama, ben bu yaşıma kadar yemiş olduğum yemeklerin hiçbirinde totalde böyle bir aparat kullanmadım. Bu nasıl bir şekildir ya? Valla
Ben bu kaşıkla her şeyi halledebilirim. Olmaz. Bu kaşık yemeğin başında çorba için kullanılır. Sonrasında kullanılmaz. Kullanılmaz. O zaman sizi dinliyoruz hocam, buyurun. Evet, şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz. Alıyoruz. Ne yapıyorsun Kazım? O peçete öyle açılıp boyuna takılmaz. Boyuna takmak ayıptır. Onu böyle katlayacaksın, dizlerinin üzerine koyacaksın. Evet, evet. Şimdi et yemeklerinde çatal sol elle, bıçak sağ elle tutulur. Bıçak ekmeğe sürülerek temizlenmez. Bıçakla da zaten yemek yenmez. Bıçakla da zaten yemek yenmez. Şimdi çok hızlı yemeyin, çok yavaş da yemeyin. Böyle masadaki insanların hızına ayak uydurmaya çalışın. Masadaki insanların hızına ayak uydurmaya çalışın. Ya aşırı bilgi yüklemesinden patlayacağım vallahi şimdi. Karnım bile doydu Gizem Hanım ya. Gizemciğim ya bir şey diyeceğim. Sen acaba bizden bu yemeğe gelsen mi ya? İnceden tüyo verirdin. Hani ben hiç başaracakmışız gibi düşünmüyorum şu durumu. Çatal sağla. Yok yok. Ben size güveniyorum. Siz başaracaksınız. Başaracağız. Ha, biz niye güvenmiyoruz acaba? Sen öyle her şeyi yazacak mısın? Not ediyorum. Başaracağımı da yazdın mı? Başaracağız. Kendinize iyi bakın. Ben geliyorum. Et yerken hadi, çatal. Kolay gelsin solda. Size. Of Kazım, of. Neredesiniz lan? Ben de sizi arıyordum. Tamam kızım, niye bağırıyorsun sen? Yine ne oldu sana? Yine menenjiti mi tuttu senin? Şey ya, bizim bir küçük oryantasyon işimiz vardı da onun için şey yaptık Bahar. Başlatmayın lan oryantasyonunuzdan. Kadın sizin yüzünüzden cicim aylarını yaşayamıyor. O yemeğe gitmek yok. Bahar'cığım, şimdi her şey atar gider yapıyorsun eyvallah. Başımız üstüne de yemeğe de biz isteyerek gitmiyoruz. Marik abla tutturdu illa siz de geleceğiniz, siz de davetlisiniz diye ondan gidiyoruz yani. Mutlu değiliz, bir taraflarımızı yırtmıyoruz yemeğe gideceğiz diye. Onu bunu anlamam bak, o yemekte pislik olursa hesabını bana verirsiniz. Yok Bahar, herhangi bir pislik falan çıkmaz. Sen hiç merak etme, biz her şeye çalıştık Selami ile. Ha canım, neye çalıştınız? Peçete dize konuyormuş. Ah canım. Bir de et sol elle, soble. Ya keşke menüyü öğrenseydik Selami ya. Bilmediğimiz yerlerden çıkmasaydı sorular. Neyse siz villaya gelin de ne öğrenmişsiniz bir görelim bakalım. Sebep? Sınav var canım. Hem yazılı hem sözlü. Hadi oyalanmayın, yarım saate bekliyorum. Olur, oturulur konuşulur, sıkıntı yok. Ayva yedik oğlum. Senin için ne işen bir şey yok ki Kazımcığım. Sen zaten bir ayısın, bir boz ayı olduğun için sende sıkıntı... Bana. Kardeşim bir çay ver Allah'ın aşkına, elim ayağım boşaldı ya. Ya Selami, ben bu bardan çok korkuyorum oğlum. Bizim askerdeki çavuşa benziyor tıpkı. Aga ne yalan diyeyim, ben de korkuyorum inceden biliyor musun? Ya bütün öğrendiklerimizi unuttum ben ya. Şişt, ne yapsak, tekrar falan mı etsek? Benim canımı sıkma Kazım, bak ağzına yüzüne vuracağım şimdi ya. Şu çayları bir çek ya. Al. Her şeyi unuttuk ya. Allah Allah. Yavaş oğlum, yavaş. Bir insan ol lan. Sen oğlum, sen ne çeşit bir ayısın lan? Şu parmağı kaldır kardeşim, şu sertçe parmağını kaldır. Hah, böyle çek, aynen. Oha, ayı oha. Oğlum höpürdetme lan çayı, insan gibi iç lan. Şu çaya bakar mısın? Daha bir yudum almadım. Farkında mısın Kazım? Çayı bitirdin. O nasıl bir ağız oğlum? Ata ağızlı. Bitir de gidelim hadi, bitir de gidelim. Allah cezanı vermesin. Al, içmiyorum ben, sen iç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.